League of Legends Wild Rift'te ormancı rolünü öğrenmeye hazır mısın? Bu videoda ormancı nedir, görevleri nelerdir, oyuna nasıl etki eder sorularına cevap vereceğiz. O halde fazla beklemeden başlayalım. Bildiğiniz üzere Sirdar Vadisi 3 ana koridordan ve canavarlarla dolu bir ormandan oluşuyor. Ormancı rolü bu koridorların hiçbirinde başlamayan bir şampiyon rolüdür. İki takımdan her bir ormancı vadede bulunan simetrik orman kamplarını temizleyerek altın ve tecrübe puanı kazanır. Ormancının temel görevi orman kamplarını temizlemek ve diğer takım arkadaşlarının koridorlarına baskın yaparak yardım etmektir. Bir diğer görevi ise oyundaki objektifler ile kontrolü sağlamaktır. Bunlardan daha sonra bahsedeceğiz. Ormancıların seçtiği şampiyonlar oyuna bir taşıyıcı olarak etki edebilir veya takımını destekleyerek onların oyunda daha etkili olmasını sağlar. Ormancılar vadede bulunan mavi ve kırmızı güçlendirme veren canavarları temizleyerek oyuna başlarlar. Kırmızı güçlendirme sahip olan kişiye düz vuruşlarında fazladan gerçek hasar ve yavaşlatma etkisi sağlar. Mavi güçlendirme ise eksik mana ve enerjilerini yeniler. Aynı zamanda çatışma dışında can yenilenmesi sağlar. Bunlarla beraber diğer orman kampları sadece altın ve tecrübe puanı kazandırır. Her orman kampının kendine ait bir zorluğu vardır. Buna bağlı olarak farklı altın ve tecrübe puanı kazandırırlar. Wild Rift'te mavi ve kırmızı güçlendirmeler katledildikten sonra her 150 saniyede bir tekrar doğar. Diğer orman kampları ise her 90 saniyede yenilenir. Takımınız için en önemli canavarlardan biri nehirde bulunan yampir yengeçtir. Bunları temizlemek ufak miktarda da olsa can ve mananızı yeniler. Aynı zamanda takımınıza nehirde 90 saniyelik bir görüş sağlar. Görüşe sahip olan takım bu görüşün üzerinden geçerken kısa süreliğine hareket hızı kazanır. Bunlar katledildikten 120 saniye sonra iki tarafta da tekrar doğar. Ormanı temizleyeyim derken koridorlara baskın yapmayı unutma. Fırsat buldukça koridorlara baskın yapıp takım arkadaşına yardım etmelisin. Bu hem seni hem de koridordaki arkadaşını öne geçirir. Canavarlardan elde ettiğin deneyim puanını baskınlardan çıkardığın skor ile de elde edebilirsin. Bununla beraber rakibi de zayıflatmış olursun. Baskınlar sadece koridor oyuncuları için değil, karşı ormancı için de geçerlidir. Rakip ormancıyı kendi orman kamplarını temizlerken avlayıp hem onu hem de canavarını alarak öne geçebilirsin. Bunu unutma, aynı şey senin de başına gelebilir. Ormancılar kamplarını temizlemek için sihirdar büyüsü olarak çarp kullanırlar. Çarp sayesinde orman kamplarından %20 daha fazla deneyim kazanırsın ama minyonlardan kazandığın altın %20 azalır. Çarp canavar üzerinde kullanıldığında ona belli bir gerçek hasar verip canınızı yeniler. 4 büyük canavar kesmek çarpı rakip şampiyonları da hedef alabilen kırmızı ve mavi olarak adlandırdığımız cüretli ve donduran çarpa dönüştürür. Bu çarplar rakibe kullanıldığında ufak bir gerçek hasar verir. Cüretli çarp size 5 saniyeliğine saldırı gücü veya yetenek gücü sağlar. Donduran çarp ise kullanıldığında 2 saniyeliğine rakibin %20 hareket hızını çalar. Bu arada oyuna girmeden önce rün tercihlerinde DH rününü seçerseniz destansı canavarlara ve kulelere %10 ilave gerçek hasar verirsiniz. Bu hedefleri alırsanız veya almasına yardım ederseniz ek olarak 100 altın ve 500 deneyim kazanırsınız. Ormancılar haritada çok dolaştığı için bu rünü kullanmalarında fayda olur. Şimdi biraz da ormanda bulunan objektiflerden bahsedelim. Oyunun 4. dakikasında ejder koridorunda rastgele bir elemente sahip olan ilk ejder doğar. Ejderler temizlendikten 4 dakika sonra farklı bir elemente sahip ejder tekrar doğar. Vadide toplamda 4 farklı elemente sahip olan ejderler bulunur. Bunlar okyanus, alev, dağ ve bulut ejderidir. Her bir ejder katledildiğinde takımına oyun sonuna kadar kalıcı olarak özellik sağlar. Okyanus ejderi alındığında takımındaki herkese %8 can çalma ve can emme sağlar. Bunun yanında dağ ejderi hasar almadan geçirdiğinde 5 saniye sonra azami canına %6 kalkan, alev ejderi %8 hasar, bulut ejderi ise %7.5 ek hareket hızı sağlar. Bu etki çatışma dışında 2 katına çıkarak %15 olur. Aynı elemente sahip olan ejder vadiye 2 kez inmez. Vadide 4. doğan ejder kadim ejderi olarak adlandırılır. Oyundaki son ve 4. elemente sahip olan bu ejder temizlendiğinde takımına normal ejderlerden farklı olarak 1.5 kat özellik sağlar. Örneğin alev kadim ejderi temizlendiğinde normalden farklı olarak %8 yerine %12 hasar artışı sağlar. Vadide 6. dakikada tek sefere mahsus vadinin alameti doğar. Vadinin alametini kesen kişi alameti vadiye çağırıp
takım içi kuleleri yıkmasına yardımcı olur. Bu sayede kuleleri daha hızlı alıp harita kontrolünü ele geçirebilirsin. Tabii ki de bu da ormancının görevlerinden birisi. Oyunun en önemli güçlendirmesine sahip olan Baron 10. dakikada vadiye gelir. Bunu katletmek yaşayan tüm takım arkadaşlarına ve yanınızdaki minyonlara Baron güçlendirmesi sağlar. Bu etki 2 dakika devam eder. Baron katledildikten 3 dakika sonra tekrar doğar. Artık vadide ormancı rolünü ve sorumluluklarını öğrenmiş durumdasın. Şimdi League of Legends Wild Rift'i ücretsiz olarak aşağıdaki linkten indirebilirsin. Ayrıca yenilikleri takip etmek için Wild Rift Türkiye kanalına abone olmayı unutmayın.